Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dice kanalında yeni ve harika bir ayakkabının incelemesine daha hoş geldiniz. Bugün inceleyeceğimiz ayakkabı introdan da görmüş olduğunuz gibi Kyrie Irving'in son imzalı ayakkabısı Kyrie 7 olacak. Hemen şöyle kutusu da arkamda alayım ve incelememize başlayalım. Kutusu oldukça sade, siyah bir kutuda geliyor. Sağında solunda Kyrie logosu, yazısı ve Nike logosunu görebiliyorsunuz. Kutu dıştan çok sade olsa da içten biraz daha sesli. Normalde bizler hep alıştık Kyrie'nin sesli kutularına, hatırlarsanız 5'te 6'da dıştan çok daha kendini belli eden kutulardı. Şöyle yukarıda da görebileceğinizi düşünüyorum. Bu daha sade gelmişti. Fakat içini bir açıyorsunuz. Hoho, o da nesi? Çok daha renkli bir kutu tasarımı sizleri karşılıyor. Design sürecinde yapılan sketchler veya ilham alınan çizimlerden belli parçalar, belli kısımlar. Bence bunları görmek oldukça güzel. Çünkü design prosesi nasıl gerçekleşiyor, neleri düşünmüşler, ayakkabının içinde yatan görüntüler neyi ifade ediyor diye sorduğumuzda belli çıkarımlar yapabiliyoruz. Özellikle kutunun içi bayağı hoşuma gitti. Bu ayakkabı Kyrie Irving'in design prosesinde oldukça yer aldığı ve söz sahibi olduğu ayakkabılardan bir tanesi. Genel manada Kyrie serisinde Irving kendi çizimleri, kendi fikirlerini entegre etmeyi çok seviyormuş. Bu seride aynı şekilde yine onun fikirleri ve geri dönüşleri dikkate alınarak ayakkabıya kondurulmuş. Hemen ayakkabıda şöyle alt kısımda göreceksiniz, bir tanesini alayım. Diğeri rafta durmaya devam etsin. Ayakkabımız bu. Kyrie'nin imzası olduğu çok rahat anlaşılıyor. Yine farklı farklı yerlerdeki göz işaretlerinden, yazılardan neler var? İlk önce onlara bakmak istiyorum design detayı olarak. Her renkte tabii ki bunlar farklı farklı. İlham kaynakları farklı farklı. Benim aldığım renkteki topuğundaki büyük detayla başlamak istiyorum. Arkasındaki müzik notaları dikkatimizi çekiyor. Belki bu Kyrie Irving'in müziğe olan aşkını, sanata olan aşkını resmediyor olabilir. Tam manasıyla emin değilim. Ayakkabının dış tarafında Nike Zoom Turbo yazıları rahatça görebiliyoruz. Her iki ayakkabının iç kısmında çok dikkatli bakarsak anca görebileceğimiz bir göz logosu var. Aynı zamanda bunların buraya yerleştirilmesi ayakkabıdaki kırışıklıkları da gizliyor. Çok güzel olmuş. Keşke bunu dışarıya da yapsalarmış veya benzer bir tasarım. Hani göz pek hoşuma gitmese de bu şekilde ayakkabının yastıklamasını kullanmak mantıklı bir hamle olmuş olabilir. Swoosh işaretleri içte ve dışta birbirinden farklı. Birinde daha sert plastik kullanılırken diğerinde ise sadece baskı kullanılmış. Ayakkabının ön kısmında hemen yine bir göz işareti bizleri karşılayacak. Bağcıkların orada dilde logosu ile gayet güzel. Biraz daha dikkatli baktığınızda bir cümle göreceksiniz. His legacy is going to live forever. Galiba on forever. Evet. Burada Kobe Bryant'a bir cümle var. Onun mirası sonsuza kadar yaşayacaktır şeklinde. Bu çok güzel olmuş. Biz Kobe severler de bu tarz dokundurmalara bayılıyoruz. Biliyorsunuz ki Kobe Bryant, Kyrie Irving'in mentorlarından, akıl hocalarından bir tanesiydi. Belki Nike markasına gelişi bile Kobe sayesinde olabilir. Kobe gibi güzel ayakkabılara da Kyrie imza atıyor. Bu da hoşumuza gidiyor. Ön tarafta ise kızının ve annesinin ismi yazıyor arkadaşlar. Elizabeth yazıyor. Diğerinde de Azure yazıyor. Şekilde design detayları var. Biraz ciddi gözlem yapmanız lazım. Özellikle bu renkte daha gizli detaylar bunlar. Şu sıralar çok fazla Kyrie ayakkabısı incelemeye başladık. Hemen şöyle rafta göstermek istiyorum. Kyrie Low'lar, Kyrie Hybrid'ler ve kendi normal serileri var. Flight Trap'lar var. Onları pek fazla inceleyemiyoruz. Biraz daha bütçeli modeller. Bir Kyrie ayakkabısı almak istiyorsanız ve kaliteyi, sunulabilecek en güzel şeyleri tecrübe etmek istiyorsanız Kyrie normal numaralı serisinden gitmeniz daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Hybrid serileri de güzel, Low serileri de güzel. Yani en azından son incelediklerim bayağı güzeldi ama bence asıl Kyrie tecrübesi numaralı ayakkabılarında gizli. Bu da yine 5 ve 6'da yakaladıkları harika başarıyı devam ettiren ve zaten görsel olarak da onlara çok benzeyen bir ayakkabı tasarımı olmuş. Kyrie'yi yine hızlı, atik, çevik, rahat hareket edebileceği bir ayakkabıya ulaştırmışlar. Baktığınız zaman ben direkt 5'i anımsadım. Bilmiyorum sizler ne düşünürsünüz. 5 de hemen şurada alayım elime. Özellikle tabanlarına baktığınız zaman ben çok benzer buluyorum. Sizler ne düşünürsünüz? Bilemiyorum. Bana çok benzer geldi. Özellikle bu taban kısmı. Üst kısmının şekli şemali bile aşırı benziyor. Baktığınız zaman identical bile diyebilirsiniz. 6'dan belli oranlarda değişiklikler var 6'ya göre. 6'yı da hemen şöyle elime alayım. Normal bir kıyaslama videosu yapmayı düşünüyorum. İşte hibritler, lowlarla şu anda bulabileceğiniz kare ayakkabılarını kıyaslamak istiyorum. 6 ile baktığımız zaman biraz farklılık göze çarpıyor. Yine taban yapısı bunun da aynıydı ama genel manada büyük farklılıklar görüyorum. Zaten öndeki askının olmayışı, arkadaki topuklarının farklılığı, üstünde kullanılan materyalleriyle ayrışıyor. Fakat ben 5'e çok benzettim dediğim gibi. Ve detaylı performans incelemesine de başlamış olalım. Her zaman yapmış olduğumuz gibi tabanıyla başlamak istiyorum. Tabanı arkadaşlar uçuk kaçık bir
taban gibi gözüküyor. Gerçekten de öyle. Sanki böyle kar lastiklerini andıran tasarımlara ve çıkıntılara sahip. Oldukça da sert duruyor. Sahada nasıl iş yaptı derseniz, sahada bu tabanın kötü iş yapması pek mümkün değilmiş gibi geliyor bana. Oldukça güzel iş yaptı. Fazla hızlı böyle fit diye durmaktansa ha böyle tabana vurduğunuz zaman hafif kayan bir yapısı vardı. Çünkü buradaki çıkıntılar biraz uzun. Tahmin ettiğim bir yol tutuşu var yani. Hani vurduğunuz zaman direkt çık diye durmuyor. Hafif bir öteleme söz konusu. Yani bu kötü değil kesinlikle. Ama tabii ki bilmeniz gereken bir durum olduğunu düşünüyorum. Ama ben çok memnun kaldım. Gayet iyi iş yapıyor. Oynadığım sahada zaten çok temizdi. Dolayısıyla beklentimi fazla karşıladığını söylemem lazım. Dış sahalarda da kullanılabilecek bir tasarım olduğunu düşünüyorum. Bayağı sert, bayağı güçlü bir çıkıntıya sahip. En azından diğer ayakkabılara oranla sizlere biraz daha iyi yardımcı olabileceğini düşünüyorum bu ayakkabının dışarıda oynamaya yönelik. Kayra ayakkabılarında alışkın olmuş olduğumuz tabanın yukarıya çıkması burada da söz konusu. Burada dışarıdan değil, biraz daha içeriden yukarı çıkartmışlar. Crossover atarken ayağını çok bükenler için yine güzel iş yapacaktır. Dış tarafında ise biraz daha shark teeth diye nitelendirebileceğimiz, yani köpek balığı dişlerini andıran bir tasarım söz konusu. Buradaki ilginç olay da şu. 7 tane arkadaşlar burada diş var, çıkıntı var. Bu da Kyrie 7. 7. imzalı ayakkabısını simgeliyor. Özellikle bu renk taban, ben bayıldım. Diğer renkleri de oldukça güzeldir. Güzel olacağını düşünüyorum. Yeni yeni renkleri sürekli çıkıyor. Ben bunu 1100 liraya aldım. Yeni renkleri 1300 liralara yanlış hatırlamıyorsam geliyor. Maalesef her geçen gün doların artması, piyasaların dengesizliği ayakkabıları çok vuruyor. Beğendiğiniz bir renk varsa bence fazla beklemeden yapıştırın gitsin. Çünkü ne olacağını hiç bilmiyorsunuz. Fakat tabii ki çok güzel renkleri yeni yeni de gelmeye başladı. Ben bir tane daha alsam mı diye düşünmeye başladım veya ID'mi yapsam. Biraz kararsızım şu an o konularda ama bakacağız ilerleyen günlerde neler olacak. Tabanından yukarı doğru çıkıyoruz ve diğer ayakkabılarla neredeyse %100 aynı olan bir yere geleceğiz. Tabii ki yastıklamasına geliyoruz arkadaşlar. Yastıklaması Zoom Turbo, yine parçalı articulated dediğimiz bölümlü zoom yapısı. Çok rahat, çok güzel ayakkabıyı giyer giymez hissettim. Kargo açımlarımı izliyorsanız zaten bu tarz ilk hislerimi oralarda paylaşıyorum. Sahada da oldukça iyi iş yaptı. Bana Kyrie 5'i yine çok fazla hatırlattı. Kyrie 6'da bu kadar rahat hissedememiştim. Orada sanki daha ince gibi gelmişti. Burada biraz daha kalın geldi. Yani 6'ya göre buradaki yastıklamayı daha çok beğendiğimi söylemem lazım. İhtiyacınız olan etkiden korunmayı çok güzel bir şekilde sunacak. Etkiden korunma arayan gardlar için iyi de bir tercih olacağını düşünüyorum. Arkadaki köpük de yine aşırı sert hissettirmiyor. Zaten basketbol ön ayakta oynanan bir spor olduğu için arka topukta neler oluyor çok bizi ilgilendirmiyor. Olsa bile arkada da arkadaşlar çok aşırı sert hissettirmeyen bir köpük var. Gerçi şöyle bastırınca bayağı sertmiş diye düşünüyorum şu anda. Ve üst kısma geçelim istiyorum. Üst kısım arkadaşlar oldukça güzel ve bana çok keyif veren bir kısım oldu. Kyrie 6'dan özellikle hatırlarsanız üst kısım bayağı sağlam, bayağı sertti. Bu da biraz daha ayakkabıyı rahatsız yapıyordu. Burada ise çok daha yumuşak bir yapı kullanılmış tüm ayakkabının üstünde. Bunu giyer giymez zaten anlıyorsunuz. Şurada üstte görüyorsunuz fileli tarzda bir yapı var. Burada normalde 3 tane üst üste katman var. En üstünde bir file, altında bir kumaş, onun altında yine bir yapı daha. Çok rahat, hem sağlam hem güzel, hem de bizlere rahatlık sunuyor olması zaten yeme de yanında yat dedirtiyor. Arkasına doğru geçtiğimiz zaman yan yüzeyde arkaya doğru uzanırken iç yüzeyde ise daha farklı kumaşlarla süslenmiş. Her renkten rengi bu kumaşlar muhtemelen değişecektir. Benim hoşuma giden kaliteli ve sağlam hissettiren bir üst kısım kumaş yapısı var. Arka topukta biraz daha plastik ve sentetik hissettiren bir yapı. Altıdaki yapıyı daha çok beğenmiştim. Orada direkt sert ve güçlü bir yapı varken burada biraz daha yumuşak bir yapı söz konusu. Ha, iyi kötü değil. Bilmeniz için tabii ki bunları söylüyorum. Genel manada çok dediğim gibi rahat ettim ve keyifliydi basketbol oynaması içerisinde. Fakat benim sinirimi bozan tek yapı sizlerin de tahmin edeceğiniz gibi şuradaki parmakçıklar diyebiliriz herhalde veya çubuklar diyebiliriz. Çok farklı ve ilginç bir tasarım söz konusu. Bu yapılar arkadaşlar ayakkabının temeline iniyor ve en altına kadar uzanıyor. Dolayısıyla bağcıklarınızı sıktığınız zaman özellikle ön ayakta bir kitlenme yakalıyorsunuz. Kyrie gibi çok çevik, atik, hızlı hareket eden bir oyuncu için kitlenme ve ayakkabıya yapışma, birebir hissetme çok önemli olduğu için ve önceki versiyonlarında hatırlarsanız hep bir askı yapısı olduğu için burada askı yapısını kaldırıp aynı zamanda kitlenme ve fitlenmeyi de üst düzeyde tutmaları gerekiyordu. Hatırlarsanız Kyrie 5'te görüyorsunuz sinek kapan çiçeği, işte Kyrie Low'larda askı yapısı, yine aynı şekilde Kyrie 6'da askı yapısı varken burada ise parmakçıklar bizlere sağlamış. Bu hep riskli bir durum olduğunu düşünüyorum. Askılar da riskli, bu da kesinlikle riskli ve tedirgin edici bir yapı. Burada da arkadaşlar biraz rahatsızlık duyduğumu söylemem lazım. Öncelikle dışa yapacağınız hamlelerde buralar dış parmaklarınızı acıtabilir. Ben zaman zaman hissettiğimi söylemem lazım. Özellikle çok crossover atan arkadaşlarım ince çorap giyiyorlarsa bu acıtabilir. Dikkat etmeniz gerekiyor. İkinci sıkıntım ise şu iç taraftakiler. Diyelim ki yana doğru bir hamle yaptınız. Bunlar sürekli tıkır tıkır
değişik bir şekilde kendini hissettiriyorlar. Yani ayakkabı bükülmeye çalışırken burası sağlam ve uzun olduğu için bir kıvrılma söz konusu olmadığı için rahatsız hissettirebiliyor. Yani ben onu hep orada varlığını hissettim, öyle söyleyeyim. Yani sağda oynuyorsun, böyle ayakkabı nasıl diye sürekli düşündüğüm için, benim bakış açım böyle olduğu için bir rahatsızlık söz konusu oldu. Büyük bir olay değil kesinlikle. Kesinlikle ayakkabıyı almamanız gereken ve aşırı dikkatli olmanız gereken bir durum söz konusu değil, ama bilmeniz için bunları söylüyorum. Onun dışında dil yapısı oldukça pofidik, rahat ve güzel, büyük bir dil yapısı var. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bilekli bir yapı, yani mid versiyon, ama bileklerinize hafif tatlı bir destek sunuyor. Bilekli ayakkabı arayanlar için yine oldukça tatlı, güzel. Kaç numara tercih etmelisiniz? Belki bir ayakkabıdaki en önemli nokta bu. Eğer yanlış numarayı tercih ederseniz bütün özellikleri çöpe atabilirsiniz. Arkadaşlar, bütün Kayra ayakkabılarımda 45 giyiyorum. Yine 45 numara aldım. Siz hani öncekilerde ne giyiyorsanız yine onu giymeye devam edebilirsiniz. Kayra'larda genelde hep dar olması söz konusu. Fakat Kayra 6'ya göre daha rahat bir yapısı var. Kayra 6'da çok fazla ayaklarım bunalıyor gibiydi. Aynı şekilde Kayra hibritlerde de öyle. Burada ayaklarım adeta boğuluyor falan zannetmiştim. 45 numara burada üstünde kullanılan yapı ve askısız olmasıyla sizlere daha rahat bir tercih sunuyor. Bence yine kendi numaranızı alın, biraz daha rahat rahat giyersiniz. Kesinlikle düşük numara giymenizi tavsiye etmem. Yukarıya çıkabilirsiniz numara noktasında. Ben diğer Kayra ayakkabılarında olduğu gibi yine aynısını aldım. Daha kalın çorapla giyip daha rahat edebilirsiniz. Bu benim düşüncem. Yine gardlara uygun bir ayakkabı olmasına rağmen 3-4 numaralarda, hatta 5 numaralarda bence alabilir. Gayet güzel bir etkiden koruma var. Çok iyi kitlenme ve fitlenme var. Ayakkabı hafif de olsa dışa doğru çıkıntı içeriyor. Böylelikle de birçok basketbol severe uygun bir tercih oluyor. Benim tavsiyem, eğer görünüşünü, fiyatını seviyorsanız kaçırmayın. Performans noktasında endişe etmeniz gereken, sizleri üzecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Kayra yine eski ayakkabılarında olduğu gibi de burada harika işler yapmış. Görsel olarak tartışılabilir. Yeni renkleri çıkıyor. Güzel tatlı renkler çıkıyor. Şunu söylemeyi unuttum. Tabanda 45 numara olduğunu belirten de bir çıkıntısı var. Bence bu çok tatlı. Hani numarayı anlamak için sürekli içini kurcalamamıza gerek bırakmıyor. Direkt tabanda hem dizayn hem de bu şekilde belirten bir kısım olmuş. Benim hoşuma gitti. Bu renkte dediğim gibi çok beğenmiştim. Biraz işte bu mango renklerini azaltıyor olsak veya farklılaştırıyor olsak belki daha tatlı olabilir. Bilemiyorum. Bir tane dediğim gibi ID yapacağım sanki. Beyazlı meyazlı renkler çok hoşuma gidiyor. Burada da çok yakışıyor. Kyrie'nin ayağında da görmüştük. O tarz bir şey yapmayı şu an için düşündüğümü söylemem lazım. Çok fazla bir eksik yanı olmayan komple güzel bir basketbol ayakkabısı. Artık pek numara vermemeye çalışacağım çünkü numaralar hep birbirine yakın olmaya başladı. Ya da bütün bölümlere bir numara vermeyi düşünmeye başladım. O da bu sefer çok karman çorman olacak. Ama yine 10 üzerinden rahat bir 9 verebileceğim tatlı güzel bir seçenek, komple bir basketbol ayakkabısı oldu. İkincisini almayı düşündüğüm güzel bir tercih yani. Ve galiba bu şekilde de bitirebileceğimizi düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Komple detaylı bir performans incelemesi yaptım. Almak isteyenler için soru işareti bırakmamaya çalıştım. Zil işaretine basarak abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki güzel incelemelerde görüşmek üzere. Ayakkabı Dice'ye bugünlük out.